Merhaba, Kadın kanalına hoş geldiniz. E, Deniz ben. Yanımda bugün Zeynep Erkan var. Bu seriyi komple birlikte çekeceğiz. E, sizinle stil ve moda ile ilgili bütün merak ettiğiniz her şeyi e, açacağız, masaya yatıracağız, derin derin konuşacağız. E, Zeynep Erkan stil danışmanı, e, aynı zamanda da koç. Ee, aynı zamanda da İstanbul Moda Akademisi e, Stil Danışmanlığı Bölümünün e, eğitmeni. Eğitmeni, ana ve kurucu eğitmeni diyebiliriz. Ana ve kurucu eğitmeni. hakkı edindim zannedersem artık. <gülüyor> <gülüyor> stille ilgili size sorular sorduk. Siz neyi merak ediyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Birçok e, benim de çektiğim videolar vardı Zeynep bu arada işte stille alakalı evet, falan biliyorum. başlangıçta. İşte neye göre giyineceğiz? Biz ne, ne yapmalıyız? Ben alışverişi sevmiyorum, yok işte moda'ya uymak istemiyorum. Evet. Bir yığın böyle e, buna direnç gösteren mesajlar aldık. E, ben de açıkçası bunu biraz daha derinlemesine incelemek istedim ve bir profesyonelle çalışalım. <laughs> Bu güzel kadınlara, kabilemize en doğru insandan e, bilgileri aktaralım istedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle söyleyeyim ben de kabiledenim. Evet. Ben de kabile üyesiyim. Ve gururlu bir kabilo üyesiyim <laughs> diyebilirim. <gülüyor> Bu arada Zeynep Erkan e, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hem böyle bilgilerini veriyor sonra da quiz yapıyor. Evet, sonra da sınavını, sınavını yapıyor. E, ve gerçekten onun anlattığı bilgileri yapıp e, ona göre de bir de bilgilerinizi falan ölçebiliyorsunuz. Çok öğretici bir Instagram sayfası var. Okul gibi yani Instagram sayfası. Ben çok tavsiye ederim. Ben çok takip ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi en çok aslında genel anlamda merak edilen şey biz neye göre giyineceğiz? Yani stil nedir ve ben neye göre, benim stilim neye göre stilim olması gerekiyor yani. Hocam. Benim de çok aslında arada kaldığım bir konu çünkü bir gün kalkıyorum başka bir şey hissediyorum. e Bir gün kalkıyorum bambaşka türlü hissediyorum yani. Hı. Bazen işe gidiyorsun okuyanlar var okula gidiyorlar Hı. hafta sonu başka bir şey yapıyorlar falan. Bir merak bu yani insan neye göre giyinmeli? Önce insan e, neye göre giyinmeli ya da böyle stilim ne olmalı gibi soruların e, arkasına baktığınız zaman... Ee, insanların esas bu konuyla ilgili bocalamasının aslında vücutlarından kaynaklı olduğunu görüyorsunuz. Daha doğrusu vücutlarına kafayı yormaktan kaynaklı hmm. olduğunu görüyorsunuz. Bugün benim özellikle e, anlatmak istediğim, bahsetmek istediğim aslında bu olmadan vücudun biraz ötesine bakarak, vücut odaklı düşünmeden e, giyinmek nasıl olur? Gerçekten sizin stiliniz nasıl olmalı? Vücuda göre olmaz çünkü stil Karaktere göre olur ee, hmm. ve bunu nasıl belirleyebilirsiniz, nereden yola çıkarak belirlemezsiniz birazcık bunu konuşalım. Tamam. Ee, ondan sonra o tarz kaygılara girilebilir. Biliyorum sen bana şimdi vücutla ilgili hiçbir evet. şey sormadın aslında ve ya bu kadın niye vücuttan bahsediyor şimdi durup dururken dedin ama çünkü bu e, endişelerin aslında arka planında kişi bir stili beğeniyor, birinin üstünde bir şey görüyor, beğeniyor, onu giymek istiyor. Sonra giyemediğini görünce de ben yine stilimi bulamadım. Çünkü vücuduna yakıştıramamış oluyor. Stili beğenmiş oluyor. Vücuduna yakışmadığı için ben bunu yapamadım yine. Oluyor. Halbuki e, her vücuda her stil neredeyse uyarlanabilir. Bunu yapabilmek için de kendi karakterinizi, kendinizi iyi tanımanız gerekiyor. Ben hep diyorum yani herkesin vücudunda takıldığı bir bölge oluyor genel olarak falan hı. benim basenler ben takıldığım yer burası hı hı. genelde hı hı. sporda da hep buraya çalışırım falan filan hı hı. Ee, ne kadar kabul etsem de yıllar içerisinde hep buna göre giyindim o zaman ben bir eteği veya o moda ise onu giymek kendime hep uzak tutuyorum hı hı. bunu giyemem hı hı. falan ama bedenime göre değil aslında yani benim de onu giymemin yolları var diyorsun Tabii sen. ki yine yolları var yani vücuduna göre giymenin yolları var ee, ama <laughs> bu şekilde konuştukça yine biz sanki böyle evet. odamıza vücuda e, koyuyormuşuz gibi hissediyorum. Ben oradan uzaklaştırmak istiyorum. Senin dediğini şöyle konuştuğumuz konuya uyarlayabilirim. E, sen neden mesela başka hiçbir şey demedin de bana pileli etek diyorsun. Ben pileli eteklerden uzak durmak zorunda kalıyorum. Mesela mini etek demiyorsun, kalem etek demiyorsun, düz evet. demiyorsun. Ki basenli kadınların bu tarz etekleri de giymesi zor. Ama sen gelip diyorsun ki pileli etek giyemiyorum ben. Allah Allah ne var bu pileli etekte acaba? Sana neyi ifade ediyor acaba? Nasıl bir tarzı simgeliyor senin için? Hmm. Demek ki daha zarif bir yerlere gitmeye çalıştığını algılıyorum. Çünkü pileli etek öyle bir etek. Evet. Daha zarif, daha dişi, daha kadınsı bir hatta kavuşmasını sağlayacak. Öyle bir imaja kavuşmasını sağlayacak bir parça. Anladım. Bir insan bana bunu söylediği zaman şunu duyuyorum. Ben pileli etek giymek isteyen bir ruha sahibim. Ben pileli etek giymek isteyen bir kadınım. Ben pantolon, ceketle dolaşmak istemiyorum. Ben daha feminen şeyler giymek istiyorum. Neden? Ben ona bakıyorum. Hı. İşte bugün biraz hani konuşmak istediğim, e, daha anlatmak istedim. Sizin konuşmak istediğiniz, <laughs> benim anlatmak istediğim. Bir mazurat. Evet. <laughs> <laughs> Gerçekten bu çok önemli bir şey senin dediğin gibi. Hı. Ben Hı. nasıl hissetmek istiyorum? Ben evet. giyinirken evet. Nasıl bir kadın olmak evet, istiyorum? Evet. Daha doğrusu nasıl bir kadın <laughs> olmak istiyorumdan öte, evet, değil mi? Evet, Aslında evet, o kadın evet. var burada. Evet. Ben onu daha da görünür hale getirmek <laughs> istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Aynen bu. bu. Evet. Ee, bunun yolları var. Birkaç tane yolu var tabii ki. Biz Stil danışmanları hatta herhangi bir müşteri bize ilk geldiğinde, e, onunla çalışmaya başladığımızda öncelikle karakterini analiz ediyoruz. Hmm. Yani bir e, analiz çalışması yapılıyor. Ee, hem karakterine yönelik hem hayatına yönelik birçok testler, anketler vesaire ve analiz seansları hı hı. yapıldıktan sonra bir stil belirleniyor. Bakın hı. daha vücuduna hiç bakmadık kişinin bütün bu işlemler olurken vücut bizim için çok önemli değil çünkü bir stil danışmanı zaten bir insana her şeyi giydirebiliyor durumda olması lazım. Evet. Herkese aynı şekilde giydiremezsiniz. Orada evet vücut devreye girecek çünkü hı hı. Ee, ama vücut devreye girmeden önce ee, seçeceğim stile göre Aslında ben her şeyi ona giydirebiliyor olmam lazım bunu evet. insanlar bilmiyor olabilir ama eğitimli bir stil danışmanı bunu nasıl yapacağını e, bilen kişi oluyor buna baktığımızda evet. bazı sıfatlar sunuyoruz o sıfatlar arasından kendisini en iyi tanımlayan sıfatları seçmesini istiyoruz mesela. Ne olabilir mesela ben ee, bunu yani izleyiciler Siz çalışıyor. de bunu evet evde evet. yapabilirsiniz ne olabilir öyle bir şey beni. soruyorsun. Tabii, evde tabii. de ben oturacağım yapacağım bunu. Evet hangi Değil mi? nasıl evet. sıfat belirleyeceğim. Evet. Kendinizi düşünün iyi kötü hiç fark etmez. Çünkü aslında iyi özellik kötü özellik diye bir şey de yok. Ee, bir özellik var Hı. bir karakter biçimi var. Kişilerin onu e, onun gölge tarafını kullanmaları da olabilir. Değil mi? İyi yanını da kullanmaları olabilir. Mesela sen dersin ki çok sevecen bir insanım. Hı hı. Şimdi sevecenlik bizim pozitif kabul ettiğimiz bir e, sıfat. Ama sen sürekli pozitifsin. Sürekli e, her şeye aşırı sevecenlik. Evet. <laughs> ee, belki hatta o şeylerin dışında... E, Zeynep Ahra'nın şeyini... <laughs> <kuş, cici> <laughs> <laughs> Yani aşırı sevgi pıtırcığı değil. Aşırı sevgi pıtırcığı olduğun zaman da sevecenlik işte onun gölgesi. Evet. Hop, kötü bir şey oldu ya da kötü zannettiğiniz hırs mesela çok hırslı bir insan e böyle söyledi çok hırslı bir insan. Dedim. Sanki hırs kötüymüş gibi kötü, değil mi? Evet ama kötüye çekilebilir ego. Evet, ego çok egolu bir insan. Şimdi ego olmasa insan denen canlı yaşayamaz. Ee, beyaz ego vardır, siyah ego vardır. Bunun gibi. Yani o yüzden özelliklerinizi yazarken kendinize en önemli kural dürüst olmanız. İyi, kötü olarak değerlendirmezseniz bu sıfatları, o zaman e, her şeyi olduğu gibi yazabilirsiniz. Gerçekleri komple. Evet. Masaya yatırın. Evet gerçekleri benim de bilmiyorum biliyor muydunuz e, şirketimin adı Gerçek Sen. Evet. E, ve bütün bu mentalite üzerine kurulu bir e, sistemden bahsediyorum dolayısıyla. Bütün sıfatlarınızı yazdıktan sonra onlar hep sizin içinizden gelen şeyler değil mi? Sizin içinizdeki kadını evet. tasvir eden sıfatlar aslında dışarıdan hiçbir şey yok. Yani bir dergide ya da instagramda vesaire gördüğünüz birinin kıyafetini o başka bir kadın çünkü alıp uygulamaya çalışmıyorsunuz o sırada. Tamamen sizin e, içinizden çıkan özelliklere göre davranmak üzere yola çıkıyorsunuz. Her kadın, her kadın <laughs> farklı ve her kadının parmak izi gibi farklı evet. bir birleşimi evet. var evet. ve farklı evet. bir tarzı var. Evet. yansıtacak, evet. söyleyecek başka şeyleri var. Ee, belki şöyle daha ıı, açıklayıcı olabilir. Mesela diyelim ki Instagram'da birini beğeniyorsunuz. Ay bu kıyafete bayıldım ama ben 1.90 değilim. Evet. Ya da ne bileyim 32 beden <laughs> değilim. Neyse abartıyorum Ben yapıyorum. Konuşuyorum. Ben bakıyorum mesela. ama ben bir olmaz. 90 Allah sahibine bağlasın bu kıyafetleri Aynen falan deyip bırakıyorum Tabii yani. ki. Bize de bir müşteri ben bunu çok beğendim diye geldiği zaman biz de bakıyoruz. iyi ee, ben de beğendim diyoruz mesela. Şimdi öyle geldiği zaman şaka bir yana ilk sorduğum soru bunu niçin beğendiniz? sana ne hissetti Evet. Ya? Bu ni neden benim? Mesela üstündeki kıyafetten gidelim. Beğenenler oldu aranızda belki. İşte dediniz ki Aynen. ben deri pantolon giyemem çünkü bacağım şöyle. İşte ne bileyim açık renk giyemem, göğsüm büyük vesaire vesaire birçok şey olabilir bu. Bana baktığınız zaman aldığınız enerji bu kıyafeti beğendim. Çünkü bu kadın enerjik görünüyor. Çünkü bu kadın e, ciddi görünüyor. Çünkü bu kadın bilmiyorum artık neyse vesaire vesaire. Bakın bir şeyi neden beğendiğinize dair içinize bakın ve sıfatları bulun. Tamam. Ve sizin ciddiğinizi, sizin enerjinizi dışarı yansıtmak üzere kombinler yapın. Ben Deniz. Bir gün kalkıyorum. Çok enerjiyim. Ertesi günü kalkıyorum. Yine aynı Deniz. Hı hı. Ama bugün bir çılgınlık yapasın var. Çılgın olasın var. Hı hı. Olabilir hı hı. mi? Aynı kişi de böyle farklılık ve bunu tarzına yans çünkü farklı bir kadından bahsediyoruz. Hı hı. Neden olmasın? Bunu da mı ee, yazacak e, o zaman ki o da? Farklı farklı bütün özelliklerini evet, yazacak. Evet, tabii ki. Ama? Peki çok güzel bir soru sordun. O zaman şöyle diyeyim. Ee, diyelim ki yazdınız 15 tane sıfat. Tamam. Bunu sizin için e, en çok ön plana çıkarmak istediğiniz 4-5 sıfata dökün. Hepsi sizin özelliğiniz olabilir ama en çok yansıtmak istediğiniz, dışarıya yansıtmak istediğiniz tamam. 4-5 sıfat. Bunları ha. aldıktan sonra 5 sıfatı da dediğin gibi her gün ya da her durumda yansıtmayabilirsiniz. Hatta her durumda yansıtmak işinize yaramayabilir. Mesela ben çok eğlenceli, oyunbaz bir insanım. Arkadaşlar beni çok sever. Çok güzel sosyal hayatınızda, özel hayatınızda yansıtmak istediğiniz bir sıfattır bu. Fakat iş yerinde özellikle de geleneksel bir sektörde bir kurumda çalışıyorsanız çok böyle eğlence ve oyunbaz görünmek istemeyebilirsiniz. O gün o özellikleri geri çekersiniz. Bakarsınız listede ne var? Ha ciddi var, e, dinamik var. Değil mi? Bunlar iş yerinde evet. işe yarayabilecek sıfatlar. İş bitirici var falan. İş bitirici var, profesyonel var, ciddi var. Bunları yansıtabilirsiniz. Reklam ajansında çalışıyorsanız Hı hı. Daha belki yaratıcı görünmek isteyebilirsiniz. O zaman çok iş bitirici belki görünmek istemezsiniz. Tabii Doğru. her işte önemli bir özellik ama. daha <laughs> Reklam o... ajansı ya ya, hiç bitiremeyen şey... bir Kim imaj çizmek bir reklamcı istiyorsan. olduğum için. Evet. Merhaba, bugün o hiçbir şeyin ucundan ilgili. tutamayan bir insanı çiz çizmek istiyor. Ama istedim. çok yaratıcıyım. <laughs> Aşırı kreatif görünmek evet. fakat hiçbir hiçbir yola gidememek. Gidememek gibi. <laughs> ee, Dolayısıyla sanıyorum hani. Evet anlatabildim yani evet, o evet. sıfatları sürekli yansıtmak zorunda değilsiniz dediğim gibi yansıtmayınız da çünkü size zarar verecek tamam. durumlar olabilir. Tamam. Bu o özelliğinizin kötü olduğunu göstermez ama. Yazdım sıfatlarımı belirledim evet. ondan sonra bu bana ne gösterecek? Hı hı, çok güzel. Nereye gideceğim oradan sonra? Peki. Ee, bir örnekle şey yapalım, demin tamam. hatta yapalım diyecektim. Mesela dedin ki enerjik uyandım ben, Evet. ne yapacağım, yapabilir miyim? Ben Bak, hani, <laughs> <çok enerjisi>. şimdi <laughs> benim de enerjik olmak istediğim zamanlar var. Evet, genelde enerjiksin zaten <laughs> sen ama yani. Bu, <laughs> burada biraz ciddiyet var, <laughs> var siz an. bir de yüz yüze görseniz bayağı şamata yani. Şu bayağı şaman. Hiç kimse inan, inanmadılar. <gülüyor> <gülüyor> ee, senin enerjin nasıl? Benim ha. enerjim şöyle evet. tanımlanabilir. Kreatif. Ben zaten enerjim yüksekse Hı -hı. mutlaka o böyle bir şey oluyor, bir fikir o gün Hı -hı. bir sürü kafamdan bir şeyler Hı -hı. çıkıyor oluyor, üretken oluyorum, dinamik oluyorum. Bir de iş bitirici oluyorum. İş bitirici oluyorsun. Ben mesela iş bitirici olmuyorum enerjik olduğum zaman. Aa. Ben eğlenceli oluyorum. Ha. Ben boş veriyorum. Anladım. Ben dinamik iş yapayım vesaire olduğumda enerji hissetmiyorum, sorumluluk hissediyorum. Benim için o tasvir ettiğin şeyler daha ciddi, daha profesyonel şeyler. Hmm. Ben enerji dediğim zaman, hey la la, hey, yapacak <laughs> hiçbir şey yok, evet. eğlenelim. Bugün sokaklarda gezmek Ezelim. istiyorum gibi bir şey. Dolayısıyla sen öyle olduğun zaman başka türlü giyineceksin. Evet, çok farklı. Ben o sokağa nasıl çıkacağım? Desenler, renkler, çok daha rahat kıyafetler, böyle beni kalıplara sokan ceketler, bilmem neler falan giymeyeceğim. Evet. Onunla nasıl ben hey hey yapacağım çünkü. Anladım şimdi herkesin işte enerjinin farklı olması ve o sıfatları aldığınız zaman ne yapacağınızı tamam. bu bir somut bir örnek. Şunu da e, düşüneceksiniz tabii ki hani biraz daha e, insanları daha net bir e, ya anlıyorum anlıyor gibiyim ama çok da konuştular diyen vardır <laughs> şu anda kesin. E, şöyle özetleyeyim sıfatlarınızı yazdınız. Dört, beş tane çok elzem olanları, önemli olanları seçtiniz. Dediniz ki ben işe giderken bunu, okula giderken bunu, hatta giderken şunu yansıtmak hatta istiyorum. <laughs> hatta giderken. <laughs> hatta giderken de bunu yansıtacağım. Ee, eğlenceli ve samimi bulduğunuz kombinler bakın. Instagram'dan, Pinterest'ten. Açın her zaman baktığınız o görsellere bakın. Deyin ki bu kadın samimi duruyor mu? yoksa başka bir şey mi var? Kötü demek diye hiç samimi değil çok fena. Bundan bahsetmiyorum. İşte bu kadın sana ciddi... eğlenceli gelen şeye evet, bakıyorsun. Sana eğlenceli Aa ne kadar rahat ve eğlenceli görünüyor. Neden ben bunu düşündüm? Ne var o kıyafette? Ee, pileli etek mi var? Ha, anladım. Pembe bluz mu var? Desenli bir gömlek mi var? Gidin bakın eğlenceli bulmadığınız, ciddi yine çok hoş bulduğunuz bir kombine bakın ama eğlenceli olduğunu düşünmüyorsunuz. Ne fark var? İşte ceketi mi var? İşte derin mi var hı hı. yoksa e, şifon bir şeyler mi giymiş? Öbür taraftaki mesela şifon çiçekli bir elbise giymiş. Tamam. Öbür beğendiğin e, işte jean giymiş belki üstüne ceket giymiş. E, bakın aslında insanların kişilerde gördükleri sıfatlara dair mutlaka bir görsel fikirleri olur. Yani ben sana bugün baktığım zaman e, kendi bilgim doğrultusunda diyebiliyorum ki renkli kazak giymişsin. Böyle e, değişik şönil zannedersen. Evet. ...bir e, malzemesi var değil mi? Evet. Geri kalan her şey çok duru, evet. çok sade fakat kazak öyle değil. Değil. Ne deseni, ne e, evet. dokusu, ne de e, kesimi, modeli öyle bir kazak değil o. Öyle bir kazak değil. değil, değil. Demek ki ben baktığım zaman e, diyorum ki evet e, Deniz sade bir kadın... ...evet anlıyorum saçından, makyajından, işte botudur, şeyidir falan... ...fakat bir yerde işte bir oynamak istiyor. Bir renk katmak istiyor. O Bak da ben insan <laughs> yani onu anlatabiliyor muyum Ama bende öyle şu bir şey. de. Yok. Nasıl? Bende öyle bir şey yok. baya şu an deri pantolon i̇şte falan. İşte deri pantolon, ceket, ekoseli ha, falan. Anladım. Ondan sonra düz bir şey giymiş e, içine değil anladım. mi? Anladım. Bende o eğlenme şeyi yok şu anda. Ha. Sende var. Bakın bunlar benim bilgim dahilinde söylediğim şeyler değildir. Bunları aslında biraz pratik yapsanız insanlara bakarak... Ee, sıfatlarla üstlerindeki kıyafetleri eşleştire eşleştire aslında bazı sıfatları bazı dokuların renklerin karşıladığını görebilirsiniz. <laughs> Buradan nereye geleceğim? Beş sıfat yazdınız ya bu beş sıfatın e, tanımlayan kıyafetler nelermiş dokular nelermiş renkler nelermiş size göre. Bunları aslında biliyoruz burada hep Hı. biliyoruz. Bilmesek ön yargı diye bir şey olmaz zaten. Bunları bildiğimiz için zaten insanlara dair hemen bir fikir sahibi olabiliyoruz. Çok ciddi. Çok bilmem evet. ne. Evet, buna Ben de şu anda mesela... bana bakıp böyle düşünüyorlarsa eğer haklılar. Çünkü böyle çıktım insanların karşısına. Değil, yani şu an anda... değil yani. <laughs> hiç değil, inanamazsın. <laughs> Aslında. Şimdi tekrar kabileye konuşmam lazım. Bakın şimdi Zeynep Fahran bambaşka bir kadın. Çılgın'ın teki. Yani gerçekten bizim Zeynep uçuktur yani böyle. Tam ekranda olduğu gibi bir kız ve giyimine baktığında hep öyle düz. Yani bir, bir gün Hindistan'da gibi çıkar karşına, bir gün bambaşka bir yerde. O öyle başka bir dünyanın insanı ve öyle giyinir ve bunu çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Ben de kendi şahsına münhasır işte böyle düz giyinip ama bir yeri demek ki patlatma ihtiyacım var, bilmiyorum. Ama kendini anlamaya çalıştığın zaman ve kim olduğuna göre giyinmeye çalıştığın zaman her zaman daha doğruya varıyorsun. Bizim de sizin için amacımız buydu bu video. Kim olduğuna göre giyinmeni e, sana anlatmak için, seni buna teşvik etmek için hazırladığımız bir videoydu. E, bunun sonrasında e, daha farklı videolarla da bu videoyu daha da açacağız. İmaj vesaire her şeyi konuşuyor olacağız. Diğer videoları takip edin. Zeynep Erkan'ı da takip edin Instagram'dan. E, birlikte e, bize bu arada stille ilgili sormak istediğiniz her şeyi lütfen sorun. E, hepsini çekmeye devam edeceğiz sizinle. E, buradaki amaç sizi hiçbir şeye, hiçbir yola sokmak veya şöyle giyinin, böyle giyinin demek değil. Buradaki amaç bütün kuralları size yıktırmayı göstermek ve özgür olmanızı sağlamak stille ilgili. Hem Zeynep Erkan'ı hem de kadın kanalını paylaşın, takip, takip edin, ederim. büyüyelim birlikte. Sorularınız varsa yollayın. Hem Zeynep Erkan'a özelden atabilirsiniz, hem de bizimle paylaşabilirsiniz. Ee, daha fazla video ile size geri döneriz. Evet. Zeyno söyleyeceğim bir şey var mı? üçüncü <laughs> Zeyno'muz oldu ben Zeyno dedim. <laughs> Yanlışlıkla çok evet, Zeynep. Vallahi bana nedense hiç hayattaki söz Zeyno demedi ama hiç sorun değil. Zeynep. Severim de Zeyno adını çok. Ee, eğer Instagram'da e, girip e, sabit hikayelerde challenge'a bakarlarsa bu konuyla ilgili neleri böyle adım adım, adım e, takip etmeye gerektiğini görürler. Tamam. Diğer videolarda görüşmek, görüşmek üzere, üzere Bye bye.